12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü tören programımıza hepiniz hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okuması, günün anlam ve önemine yönelik konuşma, keman eşliğinde İstiklal Marşı'nın ezgisiyle çalınması, İstiklal Marşı'nın kabulü isimli gösterinin sergilenmesi, kabul edildiği İstiklal Marşı isimli şiirin seslendirilmesi, bayrak şiirinin okuması, bayrağımızın altında isimli oyunun sergilenmesi, ondan öte marşı isimli oratoryonun seslendirilmesi ve kapanış. Ey tarihin en büyük şehadetini yazanlar, ey şerefinin ölçüsü, tarihin ufuklarına sığmayan kahramanlar, ey yüreği avucunda, kefeni sırtında olanlar, size binlerce kez selam. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, bugün 12 Mart 2024, İstiklal Marşımızın kabulünü 103. yıl dönümünde kutlamak amacıyla burada bulunuyoruz. Sizleri selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Büyüklerine tanımımız Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve şehitlerimiz Mervi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve devamında İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Evet, saygı duruşu ve İstiklal Marşı öğrenciler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için hazır. Dikkat. Dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Sübhi Tanrıören'in yoğun isteği üzerine Mehmet Akif Ersoy,
12 Mart 1921 tarihinde mecliste okunan Mehmet Akif'in eseri milletvekilleri tarafından alkışlanarak Türk milletinin İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Korkma diye başlayan İstiklal Marşı, Türk ulusunun içindeki bağımsızlık aşkını, vatanı için yapacağı fedakarlıkları ve özgürlüğü için şehadete yürüyüşünü anlatır. Tarihimizi bize anlatan İstiklal Marşı'nın önemini her Türk vatandaşının bilmesi gerekir. İstiklal Marşı sadece Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle değil, Türk askerinin kanıyla yazıldığını, vatanın dört bir yanının milli egemenlik uğruna kanlarımızla sulandığını unutmamalıyız. Türk insanının vatan sevgisinin ve varoluş mücadelesinin simgesidir. İstiklal Marşı, Türk milletinin en büyük hazinelerindendir. Yanımda ortaokulu olarak biz de İstiklal Marşı'mızı okuyalım istedik. Hep birlikte o videoyu izliyoruz. Sönmez bu şafaklar denizden al sancak. Sönmeden yurdun üstünüzden en sonucak. O benim milletimin yıldızını parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra eder. Hakkıdır, hakkı zafer milletimi istiklal. Ben de senden biridir. Yürü yaşarım. Yürü yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracak şaşarım. Kükremiş saygıyım. Ben bir ekşiyimler başarım. Öfter kavramı, zincirlere sığmak başarım. Tarkına farkın sarmışsa çelikse kurular. Benim iman dolu gözlüm gibi sen hakkın var. Umusun. Kork. Nasıl böyle bir imanı var? Sergilemek üzere Ceren Bozkurt'u buraya davet ediyorum.
Her milletin bir milli marşı var. Fakat bizimki ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşı'dır. Başka yazılamaz gayrı. İstiklal Marşı'nın Kabulü isimli gösteriyi sergilemek üzere öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. İstiklal marşımız olmalıydı. Bizim de bir istiklal marşımız olmalıydı. Bizim de bir istiklal marşımız olmalıydı. Bu düşünce iş haline getirilmeliydi. Bu milletin bir istiklal marşı olmalıydı. 7 Kasım 1920 tarihli Hakimiyet Milliye Gazetesi'nden Türk Devleti'nin edebiliğini, milli mücadelelerin ruhunu ve Türk'ün istiklal marşını dile getirecek olan yarışmaya katılacak eserlerin 23 Aralık 1920 tarihinde Mart vekaletinde kurulan bir heyet tarafından en güzel bulmak için seçileceğini öğreniyoruz. Yarışmaya 724 şiir katılıyor. Bu bilgileri bize Ortaöğretim Genel Müdürü Kazım Nami Müdürü veriyor. Ancak beklenen şiir daha henüz olmamıştır. Hamdullah Sürbey 16 Aralık 1920 tarihinde Milli Eğitim Bakanı oldu. Şüphesiz hepsi de çok güzel olan bu şiirlerde milli mücadele ruhunu bulamamıştı. Bütün millet arzuları neydi? Milli mücadelemizin büyük bir oranında güçlü bir şiir, gönüllere heyecanı verecek heyecanlı bir ses istenmektedir. Öyle bir ses ki gelecek nesillere her an o kutsiyet ve azameti terennüm etsin. Kalpleri heyecanla doldursun. Yurdun bütün ufuklarını heyecanla inletsin. Zira Anadolu'da Türk'ün yeniden doğuşu yaşanıyordu. İşte bu şiir bu olayın destanı olmalıydı. İşte böyle bir şiir yazılmalıydı. Yazmalıydım, yazmalıydım. Bu yüce millete yakışacak bir marş yazmalıydım. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse, o bak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. En az bu şiirin sözleri kadar derin ve anlamlı. Bu yüce millete yakışacak bir marş yazmalıydım. Milletin onur ve haysiyetine yakışan, milli mücadeleyi tasvir eden bir marş yazılmalı. Bu marş Akif Bey'e yakışır. Akif Bey'den başkası bu görevi yerine getiremez. Bu marşı ancak Akif Bey yazabilir. Bu marşı ancak Akif Bey yazabilir. Ordular sefer düzenlerken, küklemiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğsü vursun zafer, toprağa bir damlası boşa akmasın. Hamdullah Bey işi fazla uzatmaz. Bir gün konuyu Akif'in yakın dostu Hasan Basri çantayı açar. Hasan Basri Bey'den Akif'in yarışma şeklini beğenmediğini, eğer başka bir... Eğer başka bir çare bulunursa, istenen şartlara uygun bir şiir ona yazdırabileceğini öğrenir. İstenen şartları sağlamak için bazı küçük hilelere başvurur. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra dergahta çok samimi bir merasim yapıldı. Üstadın sevdiği bütün arkadaşlar, birçok rebüsler tarafından üstadı tebrike geldiler. Güzel sohbetler oldu. O günler ne kutsal, ne mübarek günlerdi. O günleri yaşamayanlar bunu mümkün değil, anlayamazlar. Düşman Sakarya'ya kadar gelmiş, Ankara telaşta. Meclisin başka bir yere taşınması tartışılıyor. Ama hakim o tehlikeli anlarda bile sarsılmamış, metanetini de kaybetmemiştir. Büyük arız bitince Akif'e sormuşlardı. Bu karar nasıl inandı? Thank you.
Başımızdaki adamı Mustafa Kemal'i kim görse zaferin doğacağına, elinde sonunda bizim olacağına inanırdı. Hem de tam yürekten inanırdı. Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'ndaki İstiklal davamızı anlatması bakımında büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutulmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. İşte hürriyet budur. İstiklal Marşı'nı bu pasajı asırlarca söylenmeli ve herkes anlamalıdır ki türkünün her şeyi tehlikeye girebilir. Fakat hürriyet asla. Hürriyet asla. Bu demektir ki efendiler, türkün hürriyetine dokunulamaz. Akif kararını verdikten sonra bütün varlığıyla Taceddin Dağı'nın 3. odasında İstiklal Marşı'nızı yazar. 724 şiirle birlikte Mehmet Akif Bey'in İstiklal Marşı da basılarak milletvekillerine dağıtılır. 1 Mart 1921 tarihindeki oturma bizzat Mustafa Kemal'de başlanmak eder. Bakanlık yapmış olduğu incelemede fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmet Akif Beyefendi'ye müracaat ettim ve kendilerinden bir şiir yazmalarını rica ettim. Lazım gelen tedbiri alırız, istediğinizi yaparız dedim. Bu şartla büyük milli şairimiz bize fevkalade bir şiir gönderdiler. Diğer 6 şiirle beraber sizlere sunacağız. O gün Hamdullah Sür Bey'in sunduğu şiirler arasında en çok İstiklal Marşı beğenilmişti. Milletimize hürriyet ve istikbal yıldızının dünyalar durdukça parlayacağına bütün gönlüyle inanmıştı. Tarihçiler 12 Mart 1921 Cumartesi günü diye not düşerler. 12 Mart 1921! Burada 7 tane şiir vardır. Başkanlık bunları ayrı ayrı oya koysun. Bu önergeyi kabul edenler, yani Mehmet Akif Beyefendi tarafından yazılan marşın İstiklal Marşı olmak üzere tanınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Başkan Bey, yalnız bir şart edeceğim. Hamdullah Sübhi Bey'in bu marşı bugün size okumasını rica ediyorum. Milletin ruhuna tercüman olan iş bu, İstiklal Marşı'nın ayakta okunmasını teklif ediyorum. Buyurunuz efendim, muhterem heyetimiz bu marşı kabul ettiğinden dolayı resmen İstiklal Marşı'nız olmak üzere tanınmıştı. Bunun için de ayakta dinlememiz icap eder. Buyurunuz efendim. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten ey sonacak! O benim milletimin yıldızını parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Kabulünün 103. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı için ayrılan 500 lirayı Mehmet Akif Bey'in almadığını, fakir çocuk ve kadınlara örgü öğretmek için bir gelir temin etmek amacıyla kurulmuş olan Darül Mesai'ye bağışladığını biliyoruz. İstiklal Marşı, Resmi Gazete'nin 7. sayısında 21 Mart 1921 tarihinde yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiştir. Bu marş, mısralardan oluşmuş bir marş değildir. Bir kahramanlık destanıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayramı hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben Mehmet Akif Ersoy. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
de şafaklar gibi ey şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi ihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Kabul edildi, İstiklal Marşı adlı şiiri okuması için 8. sınıf öğrencilerinden bu laptop alı sahneye davet ediyorum. Çarpışıyordu yurdun dört yanında Mehmetçikler, can veriyordu milleti için birer birer. Nice ocaklar söndü, yaşandı nice keder. Kanlarımızla başardık, bizimdir, bizimdir bu zafer. Almıştık milletçe bu yurdu, bu memleketi. Anlatılmalıydı bu zafer, anlatılmalıydı bu ulu sevgi. Toplandı şairler, yazmak için istiklali. Bütün vatandan yüzlerce şiir geldi. Mehmet Akif yazmıştı en güzelini. Ama Mehmet Akif kararından emindi. Bu marşa ödül verilmesi ona uygun değildi. İşe koyuldu sonunda mecburen Hasan Basri. İkna edecekti şiiri vermekte Mehmet Akif'i. TBMM'de okunurken Akif'in şiiri heyecanlandırdı dinleyen bütün meclisi. Akif'in şiiri coşkuyla karşılandı. Bu yüce Türk milletinin artık bir marşı vardı. Yoktu bestesi, marşını istiyordu Türk halkı. Kemal Paşa duymuştu, Üngör'ü Ankara'ya çağırdı. Ulu marşa güzel bir beste yazıldı. En sonunda marşımız bestesiyle hazırdı. Türk milletine sonsuza dek armağandı. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Bayrak şiirini okuması için 6D sınıfı öğrencilerinden Esma Canbaş'ı sahneye davet ediyorum. Ey mavi gökleri, beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çölleri düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Neydi Türk'ün o günkü telaşı, karalar giymiş Anadolu. Tam bir yandan, bir yandan gözyaşı, sürmedi çok şükür o kıyamet. Gecenin birinde feyze karşı, güneşten evvel doğduğu ufukta, Mustafa Kemal'in altın başı. Şimdi yarımlı çocuk tiyatrosu tarafından hazırlanan bayrağımızın altında isimli oyunu izliyoruz. Thank you.
gazete bahsettiğini okuyorum da sevindirici haber olduğu kadar üzücü de haber var. Bey, dünya böyle. İyisi de var, kötüsü de. Doğru dedim hanım. Baksana bir böyle okuyamadım. Yastık işte. Bey, ben okuyayım ama benim de çok öldüğüm söylenemez. Tek ben Florman Orkestrası, İstikbal Marşımızın pek bilinmeyen hikayesini anlatacakmış. Milli marşımız için yazılan bestelerden bazı seslendirecek yazıyor Bey. Bey, bu yazılar çok küçük. Ben sana kaç sefer dedim, büyük yazıları oku. Bugün 13 Mart değil mi hanım? Mehmet Akif Ersoy'a Allah razı olsun. Bizlere her zaman gurur okuyacağımız bir bahsede etti. Ruhu şad olsun hanım. Ruhu şad olsun. Allah Allah, kim ki bu acaba? Hoş geldiniz çocuklar, geçin içeri dediniz de içeride. Nasılsınız torunlarım? Hoş buldum. Hoş bulduk dede. Biz de iyiyiz. Hoş bulduk yine. Nasılsınız torunlarım? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz dede. Bugün öğretmenimiz 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve önemi hakkında araştırma yapmamızı istedi. Fakat biz bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Annemiz de dedemiz Gazi'dir. İlla ki onun bir bildikleri vardır diyerek bizi buraya gönderdi. Ah ah, olmaz mı sevgili torunlarım? 12 Mart'ın önemini iyi bilmek gerekir. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'nda bize ilham olmuştur ve ordumuza güç vermiştir. Neticede şanlı zaferler elde etmişizdir. Elde edilen zaferle bayrağımız olan sevgimiz ile İstiklal Marşı'nızı daha coşkulu söylemişiz. Rengini siyitlerimizin kanını alan bayrağımızın önemini kavradığımızda 12 Mart'ın da bağımsızlık yolunda ne kadar önemli olduğunu anlarız. Nasıl yani dedeciğim? Anlamadım. Hepsi birbiriyle bağlantılı mı peki dede? Evet Ayşe, vatan sevgisi de bayrak sevgisi de biridir. Bayrak sevgisi olan insan vatanı çok sever. Vatanı çok seven insan İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya duyurmak ister. Her zaman her yerde marşımız söylensin, bayrağımız göğe çeksin ister. Gelin size bir anımı anlatayım da dinleyin. Babam bana hep anılarını anlatırdı askerdeki. Ben de size babamın anılarını anlatayım da dinleyin. Ben o zaman daha iyi anlayacaksınız. Bey, hep anlatır dururdun ilk evlendiğimiz yıllarda Hatice'nin. Çocuklar, dedenizin anlattığına göre çok iyi bir kadınmış. Çok etkilemişti beni hanım. Babam Salih ile yangın ve yıkıntının arasında bir evdeymiş. Halk kabusun içine inanamıyormuş. Gün ağrıyordu. Halk oradan oraya koşturuyormuş. Babam ve arkadaşları tam yatmaya hazırlanırken Hatice ve komşularıyla birlikte çıkagelmiş. Savaşın bittiğini, kabusun sona erdiğine inanamıyorum kardeşim. Çok şükür kardeşlerim, çok şükür. Zafer bizimdir. Evet kardeşim, zafer bizimdir. Kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Onca şehit verdik fakat vatanımızı vermedik. Düşmanı denize dökmeyi başardık. Haydi kardeşlerim, artık biraz uyuyalım. Hiç uyumadık, gün ağırdı. Allah Allah, kim bu sabah köründe? Ben bakarım kardeşim.
başlayın. Siz oturun, dinlenin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırdır inşallah. Hoş bulduk, hoş bulduk oğullarım. Sizi görmeye geldim. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Geçin şöyle, buyurun. Evlatlarım, sizlerin sayesinde, sizin gibi evlatlarınızın sayesinde şehrimiz Yunan işgalinden kurtuldu. Mahallede birkaç kadın kaldık. Erkenden kalkıp size ekmek yaptık. Alın oğullarım, iftar deyip karnınızı doyurursunuz. Yaptık. Vatanımızı savunduk. Korkmayın. Düşman bir daha bir olmadı. Atatürk yüreği İzmir'den denize döktü. Bir daha geri gelmeye asla cesaret edemeyecekler teyzelerim. Evleriniz yandı. Biliyoruz fakat korkmayın. Hatice'nin de seninle evin yandı mı? Hey oğul, ben 5 defa muhacir oldum. 5 defa evim yandı. Üsküp'ten beri 5 defa düşman bandırası altında kaldım. Bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin Nine? Sevmek ne kelime oğul. Ben 50 senedir onu kovalıyorum. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Günlerce düşman bandırası altında kaldım. Orada ölüverirsem diye çok korktum. Bayrağımız Salihli'ye girdi dediler. Bunu duyunca oğlumla hemen buraya geldik. Rabbim çok şükür. Askerlerimiz geldi de bayrağımızı göğe çektiler. Allah canım istediği vakit alabilir oğul. Toprağım bizim bayrağın altında olacak. Ölsem de gam yemem artık. Şimdi yaşama zamanı dinelerim, teyzelerim, iş size, Anadolu kadınlara düşüyor. El bildiğiyle Salih diye toparlayacağız inşallah. Bu vatan sizin gibi evlatları olduğu sürece yıkılmayacaktır. Evlatlarım, sizler var oldukça bayrağımız inmeyecek, İstiklal Marşımız susmayacaktır. Haydi oğullarım, biz varıp gidelim artık. Siz de dinlenin, cesaretiniz tam, kılıcınız keskin olsun inşallah. Sağ olun, Allah'a emanet olun. Kapı size her zaman açık. Haydi kardeşlerim, sabahtan beri ayaktayız. Çok yorulduk, gidip de dinleyelim. Yürü.
vardı. Yeni bir ülke kuracaktı ve meclis açılmıştı. Ancak bayrağımıza ve milletimize yakışır bir marş yazılmamıştı. Ülke genelinde yarışma bile yapılmıştı. Sonunda Mehmet Akif Ersoy, biz ona istiklal şairimi diyoruz. Bayrağımıza ve milletimize yakışır bir marş siyir yazdı. 12 Mart tarihinde bu siyir meclis tarafından kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy çatma, kurban olayım çehrine, ey naziler diyerek bayrağımıza sesleniyor. Dedemin anlattıklarını çok etkiledi. Ailemizle gurur duyuyorum. Sen de bizimle gurur duy diye dedeciğim. Bayrağımıza ve istiklal marşımıza hep sahip çıkacağız. Torunlarım, bayrak inerse, marşımız söylenmezse vatansız kalmıştı demektir. Bağımsızlığımız ve gelecek nesillere bu toprakları bırakabilmemiz için milli değerlerimize, marşımıza ve milletimize sahip çıkmalıyız. Bey, onlar senin torunların. Elbet, atalarının da dedelerinin mirasına sahip çıkacak, bayrağımızı indirmeyecek, istiklal marşımızı susturmayacaklardır. Dedeciğim, sana ve herkese söz veriyoruz. Mirasına, istiklal marşımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Çocuklar, Allah'a emanet olun. Görüşürüz çocuklar. Bey, kalk biz de gidelim, orucumuzu açalım. Acıktık artık. Dur bana. Çocuklar, 12 Mart'ın bir milletin bağımsızlığını duyurduğu, haykırdığı, gelecek nesillere rehber olan İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günde bunu sakın unutmayın. Başka İstiklal Marşı'nı Allah bu millete yazdırmasın. Vatanında düşmanlara kendi mezarını kazdırmasın. Ondan Öte Marşı isimli oratoryonun seslendirilmesi için 8C sınıfı öğrencilerini sahneye davet ediyorum. Ulu Önder'e. Marşımız okunurken inler adeta dağlar. O öyle bir andır ki erir yürekte yağlar. Söylemek ve dinlemek bir şereftir bizlere. Tüyler diken dikendir ve hatta gözler ağlar. Ben Türk'üm diyen herkes ezbere bilir onu. İstiklal ve bayraktır içinde geçen konu. Sonsuza dek yurdumda söylenecek susmadan, ondan öte marş yok, o marşların en sonu. Öylesine yürekten söyleriz ki bu marşı, haykırırız adeta dosta, düşmana karşı. Kalpler aynı duyguda, gözler al bayraklıdır, titretir gönülleri, inletiriz tüm marşı. Yazan şairin yoktu gözü bir tek kuruşta, ben bir Türk'üm yordu kalbi her bir vuruşta. Nerede olursa olsun okunurken marşımız, gururdan gözler nemli, herkes esas duruşta. Her dizesi vatan ve millet sevdalısı Akif'in sözleriyle dolu. Korkma diyor ecdat, korkma. Sen var oldukça bu marş susmayacak. Yeni kulak verelim istiklal marşına, ondan öte bir marş yok. O marşların en sonu. Kulak verdi, korkma dedi. İstiklal ve hürriyet hakkındır dedi. Korkmadık, korkmuyoruz.
Çünkü ondan öte marş yok. O vatan sevdalısı Akif'in sözleriyle dolu. Korkma, sönmez bu şapaklarınızdan al sancak. Sönmez anne ödümün üstünde tutar en babacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdi, o benim milletimindi ancak. Çakma, kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. Kahyanı kıvabı gül, ne bu şiddet bu celal. Sen olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimi istiklal. Yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim içiner haşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Darbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın siper et gönlünü, dursun bu hayasızca tüm. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecile bin secde eder varsa taşım, her ceri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar yine ey şanlı iler, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şimdi İbrahim hocamız önerdiğinde 6 P sınıfının korosunu izliyoruz.
ecdada söz veriyorum. Korkmadın, kork diyorum. İstiklal Marşı'nın kabulünü, 103. yıl dönümü kutlama programı burada sona ermiştir. Bizi ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sınıflar arkadan çıkabilir.